Merhabalar. Bugün sizlerle bilim sanat merkezleri dediğimiz önemli bir eğitim kurumumuz hakkında konuşmak üzere bir aradayız ve yanımda Kartal Bilim Sanat Merkezi'nin değerli müdürü Güven Yıldız var. Sevgili veliler, eminim çocuğunuz henüz ilkokuldayken sizler de acaba özel yetenekli bir çocuğum var mı ve onu nasıl eğitebilirim düşüncesini kafanızdan geçirmişsinizdir. Ve bu süreçte bilim sanat merkezlerinin, kısa adı BİLSEM olan bilim sanat merkezlerinin varlığından haberdar olmuşsunuzdur. Bu konuda merak ettikleriniz olduğunu düşünerek ben Güven Hocamıza dönüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam öncelikle az önce bahsettiğim gibi birçok veli benim çocuğum acaba özel bir yeteneğe sahip mi? Öyleyse bilim sanat merkezine nasıl girebilir düşüncesiyle harekete geçiyor ve bazı kurslardan yararlanarak hazırlıklar yaptırıyor. Evet. Önce onu sorayım size. Böyle bir hazırlık sürecini doğru buluyor musunuz? Böyle bir hazırlık sürecini doğru bulmuyoruz, tasnif de etmiyoruz. Bunu kendi velilerimize de anlatıyoruz. Zeka ile alakalı bir durum ve şöyle de bir şey söyleyeyim. Yani bunun açıklamasını yapalım. Bakanlığımız bu uygulamaları hazırlarken piyasaya sürülen hazırlık kitaplarının hepsini tarıyorlar. Ve bu kitaplarda olmayan şeyleri soruyorlar. Çünkü ezberlenmiş bir bilgi bizim işimize yarayan bir bilgi değil. Bize işlenmemiş çocuk, hazırlanmamış öğrenci ve potansiyeli olan öğrenci lazım. Bu tür kursların hiçbir faydasının olduğunu düşünmüyoruz ve tasvip de etmiyoruz. Çok güzel bir açıklama oldu bu. Çünkü birçok insan için boşuna harcanmış bir emek ve para anlamına geliyor. Bir ticaret ya bir sektör gibi oldu. Evet. Eğitim sektörü olacak bir konu değil maalesef. Peki. Çocuğumuzun böyle bir yeteneği olup olmadığını zaten okuldaki öğretmenler vasıtasıyla belirliyoruz demiştik. Ama yine de biraz bahseder misiniz bize özel yetenekli bir öğrencinin nasıl nitelikleri, nasıl vasıfları vardır? Evet, özel yetenekli öğrencilerde gördüğümüz belirgin özelliklerde en başta akademik başarıların yüksek olması geliyor. Bu çocukların meraklı olması geliyor. Bu çocukların soyut düşünebilmeleri geliyor. Soyut düşünmeyi biraz açar mısınız? Soyut düşünme yani şöyle uygulamaya aldığımız çocukların yaş aralığı biliyorsunuz ki 7 ile 10 yaş arası ve bu da çocukların somut işlemler dönemi dediğimiz dönem. Bu çocuklar daha arkasını düşünüyor bu işlerin. Somut değil de birçok kavramı soyut olarak da düşünebiliyor. Bu anlamda dil gelişimleri çok yüksek oluyor. Mükemmeliyetçi oluyorlar. Lider vasıfları oluyor. Çok güçlü bir mizah anlayışları oluyor. Bu anlamda bizim de bayağı bir eğlenceli dakikalarımız oluyor öğrencilerimizle. Bu özellikler öğrencinin özel yetenekli olduğu anlamına geliyor. Peki böyle bir çocuğu olan aileye neler tavsiye edersiniz? Çocuklarına karşı nasıl bir davranış geliştirmelerini önerirsiniz? Evet, bu çocuklar bir kere çok meraklı oldukları için çok soru sorarlar. Haliyle o çocukların sorularını sabırla dinlemek zorundalar ve dinlemeliler. Akran ilişkilerini ayarlamak zorunda. Yani bu çocukların sosyal olmaları için arkadaş ortamlarını düzenlemeliler. Çocuklarla birlikte kural oluşturmalılar. Burada anne baba davranışlarının tutumlu olması gerekiyor. Yani anne sert, baba yumuşak bir tavır sergileyince haliyle çocukta bir uyum sıkıntısı olabiliyor. Burada ailelerimize düşen bu çocuklarla birlikte kurallar oluşturmak ve bu kurallara beraber uymak diyelim. Çocukların uç fikirleri olabilir. Hani bu çocuklara karşı çok saçma, nereden buluyorsun bunları tarzı tavırları kesinlikle girmemeleri lazım. Çocuklar, bu özellikteki çocuklar genelde yaşça daha büyük insanlarla sohbet ve muhabbet etmeyi sever. Onların faydalanabileceği, büyük olarak faydalanabileceği büyüklerle ortam oluşturmalılar. Bu çocuklarla beraber zaman geçirmeliler. Uzmanlarla işbirliği yapar bu çocuğun gelişiminde dikkat edilmesi gereken noktalarda yardım alabilirler. Aslında bahsettiğiniz konular hemen hemen her ailenin kendi çocuğuna karşı uygulaması gereken genel kuralları da içeriyor. Evet. Ama bir parça daha dikkatli ve özenli olmak gerekiyor galiba. Evet, evet. Peki okuldaki öğretmenlerin bu çocuklarla olan ilişkisi boyutunda konuya nasıl bakarsınız? Evet, bu çocukların öğrenme hızları diğer öğrencilerimize göre daha hızlı. Böyle olunca çocuk normal bir öğrenciden daha erken kavrayabiliyor ve daha erken öğrenebiliyor. Bu da haliyle çocuğun sıkılmasına sebep oluyor. Bir hareketlilik başlıyor. Bazen bunu hiperaktif teşhisi koyuyor öğretmenlerimiz. Bu yanlış bir teşhis. Tabii hareketli olmaları bu çocukların özel yetenekli olduğu anlamında belirten belirtilerden biri aslında. Bu çocuklara çok tekrar ve pekiştireç verilmemeli. En önemli söyleyeceğimiz bu. Bu çocukların liderlik vasfı olduğu için liderlik rolleri verilmeli mutlaka. Bu çocuklara problem çözme, drama,
gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler verilmeli. Hı-hı. Deney, gözlem, uygulama yönelik etkinlikler yapılmalı mutlaka. Bu çocukların aileleriyle sürekli görüşsünler, uzmanlarla görüşsünler bu çocukların eğitimleri yönünde. Mutlaka onlardan yardım alsınlar. Böyle bir tavsiyelerimiz olsun öğretmen arkadaşlarımıza. Çok güzel. Bu arada tabii ki bilim sanat merkezlerinde çok özel öğrencilerle vakit geçiren çok değerli öğretmenlerimiz var ve biz bunları çok merak ediyoruz, bu öğretmenlerimizi. Acaba bu öğretmenlerimizin yaptığı bir çalışmadan bahsettiniz. Onu paylaşarak biraz daha yakından tanıyalım mı onları? Tabii bilim sanat merkezlerimizde çalışan müzik öğretmenlerimizin ülkemizin şu geçirdiği zor günlerde bir klibi var. Bu klipte de arkadaşlarımız güzel mesajlar vermişler. Öyleyse bu güzel klibi hep birlikte izleyelim sevgili dostlarımız. Bilim Sanat Merkezi'nin müzik öğretmenlerini yürekten tebrik ediyoruz. Gerçekten güzel bir çalışmaya imza atmışlar. Bu dönemde yaşadığımız bu sıkıntılı süreçte bize moral oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, Kartal Bilim Sanat Merkezi Müdürümüz Sayın Güven Yıldız ile sohbetimize devam ediyoruz. Değerli hocam, bu öğrencilerimizin özel yetenekli olduğundan bahsetmiştik. Ve onların diğer yaşıtları olan çocuklarla kıyaslanmaları konusunda ailelere söyleyeceğiniz bir şey var mı diyerek sohbete devam etmek istiyorum. Evet, burada ailelere söyleyeceğimiz, yani bütün öğrencilerimiz için geçerli bu. Hiçbir öğrencimizi başka bir öğrenciyle, başka bir çocuklarıyla kıyaslamasınlar lütfen. Her çocuk kendi içinde bir özeldir. Özel yetenekli olması anlamında da bu çocuklarımıza
kesinlikle sen özel yeteneklisin, üstün zekalısın gibi bir etiketlemeye gitmeyelim. Bunlar bir yüktür çocuğun üstüne. Bu bazen çocuğun eksik olduğu alanları görmemesine sebep olabilir. Bazen disiplin olma noktasında sıkıntı yaratabilir. Kardeşi varsa eğer kardeşiyle arasında bir sorun oluşturabilir bu dönem. Onun için her çocuk kendi içinde özeldir diyelim. Özellikle öğrencilerimizin özel yeteneklisin, üstün zekalısın gibi bir etiketlemeye girmesin ailelerimiz. Çok haklısınız. Bu konu çok önemli. Yine ailelerin merakla üzerinde durduğu ve bilim sanat merkezinde eğer eğitim görüyorsa çocuğunun bir beklenti haline getirdiği bir konu var. Onu da açıklığa kavuşturmak isterim. Bilim sanat merkezlerinde eğitim gören çocukların ileride yüksek eğitimlerinde ek puan beklentisi gibi durumlar söz konusu. Böyle bir uygulama var mı? Olmalı mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, bu konuda velilerimizin bayağı bir ısrar var. Bizim öğrencilerimiz fazla mesai harcıyor. Diğer öğrencilerden daha fazla okul ortamında bulundukları için artık bir puan beklentisi var. Ama biz bilim sanat merkezlerini araç olarak değil amaç olarak görülmesini istiyoruz. Şu an bakanlığımızın da böyle bir uygulaması yok. Ne liseye geçiş sınavında ne yüksek öğretim kurumlarına geçiş sınavında böyle bir artı puan uygulaması yok. Yok değerli velilerimiz, evet bilsemler bilim sanat merkezleri okul sürecinin dışında ekstra olarak eğitim alınan bir yer ama bunu değerli müdürümüzün de söylediği gibi bir beklentiye çevirmeden sadece daha fazla çocuğumuzun kendisini geliştirmesine yönelik bir süreç olarak ele almak gerekiyor değil mi hocam? Evet. Bu anlamda bize verdiğiniz değerli bilgiler için, bize bilim sanat merkezlerini yakından tanıttığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bilim sanat merkezlerini tanıtma şansını bizlere verdiğiniz için. Sağ olun. Başarılar diliyoruz. Değerli dostlarımız, bir başka bölümde yine görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.